Sanin Gardner 80'li yılların sonunda Tennessee'de doğdu. Erken yaşamı hakkında çok az şey bilinmesine rağmen, uzun yıllar önce Alabama'nın Madison kentinde yaşayan Eleanor'un kızı olduğu bilinmektedir. Sani'nin çocukluğu normal bir şekilde geçti ve etrafı iyi arkadaşlarla çevriliydi. O zamanlar bukleleri olan ince bir esmerdi ve vokal kimliği ona yerel halk arasında büyük bir ün kazandırdı. Ayrıca poz vermeyi seviyordu ve şarkı sözü yazma konusunda da yetenekliydi. Ayrıca kilisede ve ailesiyle ilgilenerek çok zaman geçiriyordu. Yaklaşık 14 yaşındayken bir arkadaşı aracılığıyla Detroit ile tanıştı ve çift oldular. Sicillerinde bazı suçlar vardı ama ilişkileri resmiyete dökülmedi. Kasım 2008'de Dalen adında bir oğulları oldu. Sanin sadece çocuğuna değil, Detroit'in önceki ilişkilerinden olan iki çocuğuna da şefkatli bir anne olduğunu kanıtladı. Bir noktada ilişkileri sona erdi ve Sanin, sonunda Eylül 2013'te kocası olacak Martin ile tanıştı. Çiftin Talin, Saya, Sahvi, Yahze ve Sanin'in önceki ilişkisinden oğlu olmak üzere 5 çocuğu oldu. Sanin bir çocuk hastanesinde çalışıyordu ve çocuklara yardım için bağış toplama faaliyetlerine aktif olarak katılıyordu. Mart 2015'te anksiyete ve paniğe neden olan garip semptomlar yaşamaya başladı. Bir gün işten ayrılmış ve geri dönmeyerek kocasının telaşlanmasına neden olmuştu. Daha sonra hastanede bulunmuş ve polis herhangi bir açıklama yapmamıştı. Boynunda ve bileklerinden birinde yüzeysel kesikler tespit edilmişti. İntihar etmeye çalıştıysa, tek görgü tanığı çocuklardı. Ne olup bittiğini anlayamayacak kadar küçük olan çocuklar yardımcı olamadı ve yetkililer sonunda Sanin'i evine geri gönderdi. Ancak 22 yaşındaki anne kısa süre sonra daha tuhaf davranışlar sergilemeye başladı. Martin'e birinin kendisine ve ailesine zarar vermek istediğini söyledi. Kocası şok olmuştu çünkü karısı, ona kim ya da neden olduğuna dair herhangi bir ayrıntı vermemişti. Evet, aile ve arkadaşlarıyla birlikteyken bu tür davranışların bir örneği yoktu. Kız işinden ve iş yükünden şikayetçiydi. Ona göre, bu konuda çok endişeliydi ve kısa süre sonra bu paranoyak düşünceler yerini bir meslektaşının onu takip etmeye başladığı fikrine bıraktı. Ancak bu anormalliklere rağmen Sanin çocuklara ya da insanlara yönelik herhangi bir istismar ya da şiddet belirtisi göstermemişti. 1 Temmuz 2016 Cuma günü öğlen saatlerinde Sanin kocası Martin ile telefonda görüşmüş ve ona çocuklarla birlikte film izlemeye gideceğini söylemişti. Hemen ardından bir mutfak bıçağı alarak oturma odasına giden kadın, burada 6 aylık Yahze ve 3 yaşındaki Sahvi'ye saldırarak kızları ölümcül şekilde yaralamıştı. O sırada 7 yaşında olan en büyük çocuk Dalen, korkunç sahneyi gördü ve şoke oldu. Çocuk kardeşlerini kurtarmak için yardım istemesi gerektiğini biliyordu, bu yüzden hemen elinde bir bıçakla olay yerinden kaçtı. Sanin ise onu takip ederek evden çıktı. Dalen hızla koştu ve o kadar yüksek sesle çığlık attı ki birkaç komşunun dikkatini çekmeyi başardı. Çocuğun annesi tarafından izlendiğini bilen annesi onu takip etmeyip eve döndü. Sanin, Sahvi ve Talin'in kaldığı yatak odasına gitti. O arada Dalen'i kurtaran kişiler acil serviste temasa geçti. O cuma gecesi, ne komşuları ne de kendisi saldırının trajik sonuçlarını hayal bile edemezdi. Polis memurları olay yerine vardıklarında Sanin'i yüzeysel yaralarla, 4 çocuğu da ağır yaralı ve hayat belirtisi göstermez halde buldular. Dakikalar sonra Sanin, Martin'in numarasını aradı ve çocukları öldürdüğünü itiraf etti. Savcılık özel bir ekiple olay yerine geldi. Müfettişlerin eline kanlı bir bıçak verildi. Ayrıca, polis memurlarına ve şok geçiren toplum üyelerine yardımcı olmaları için birkaç din görevlisi çağrıldı. Yaşadıkları gerçekten travmatik olduğu için Sanin uzman bakımı için başka bir yere nakledildi. Soruşturma devam ederken, kolluk kuvvetleri bölge sakinlerinden evlerinde kalmalarını ve dışarı çıkmamalarını istedi.
Bazıları halen şokta oldukları ve sadece evlerinde kendilerini güvende hissettikleri için bu emre bile ihtiyaç duymadı. Polis operasyonu, şerif yardımcılarının apartman kompleksinin golf ve kır kulübüne erişimde dahil olmak üzere çevreyi kapatmasını gerektirdi. Sanin ise 5 Temmuz Salı günü mahkemeye çıkarılmak üzere kefaletsiz olarak gözaltına alındı. Yaşanan trajediyi öğrenen Mayda, hayatta kalan torununu aramak üzere derhal olay yerine intikal etti. Bu olayın, kadının tanıdığı geliniyle hiçbir ilgisi olmadığını belirtti ve bu konuda kararlıydı. Mayda'ya göre Sani'nin eylemlerinin arkasında doğaüstü bir güç vardı, muhtemelen şeytani bir doğası vardı. Bayan Mayda biraz sakinleştikten sonra, belki de Martin'le boşanma aşamasında olduklarını ve Sani'nin 5 çocuğa bakarken yalnız kalmaktan korktuğu için bu ilişkiyi tamamen bitirmeye karar verdiğini söyledi. Eski eşi Detro ile aynı zamanda, çok sevdiği eşinin, çocuğunun annesinin kendisinin suçu olduğunu kabul etmeyi de reddetti. Böyle bir talihsizlik için. Yine de Detroit onun karakterinde bazı değişiklikler fark ettiğini belirtti. Ram, Dale'nin vasisi olmayı hiçbir zaman istemediğini belirtti. Ayrılıktan sonra oğlunu her zaman ziyaret etmişti. Ancak Sanin buna ani bir son verdi ve Detroit oğlunu en son Kasım 2014'te gördü. Her seferinde daha da belirginleşen bir farklılık fark etmeye başladığını söyledi. Oğlunu aramaya çalıştığında, bu hiçbir zaman iyi sonuçlanmadı ve oğlunun hayatına dahil olmasına izin verilmedi. Beklendiği gibi, toplum bu korkunç olayları tartışmaktan kaçınamadı. Sani'nin iş arkadaşı Michel, Facebook üzerinden Sani'ni savundu ve iddialara yanıt vererek, Sani'nin bir canavar gibi gösterilmesine rağmen, sevgi ve ilgi saçan sevgi dolu bir anne ve eş olduğunu iddia etti. Ayrıca gerçeğin ortaya çıkarılması gerektiğini ve Sani'nin annelik gibi duygusal bir durumdan geçen her kadını potansiyel olarak etkileyebilecek doğum sonrası depresyonun kurbanı olabileceğini söyledi. Sani'nin aralarında küçük yaş farkları olan 4 çocuğu vardı. Aslında doğum sonrası depresyondan bahseden tek kişi Michel değildi. Bu vaka bazı soru işaretlerine yol açtı. Bu nedenle Tennessee Üniversitesi Tıp Merkezi'nde psikiyatrist olan Dr. Reisman, çocukların anne tarafından öldürülmesinin ender rastlanan bir durum olduğunu söyledi ve bu olay gerçekleştiğinde de çoğu zaman annenin bir tür akıl hastalığından muzdarip olduğunu ekledi. Doktor, özel durum göz önüne alındığında, eyalette ruh sağlığına ayrılan kaynakların yetersiz olduğunu söyledi. Benzer bir şekilde, yerel bir doğum sonrası sağlık merkezinde psikolog olarak çalışan Diane de doğum sonrası depresyon ile doğum sonrası psikoz arasındaki ayrıma dikkat çekerek bunların farklı şeyler olduğunu açıkladı. Ve tabi Sani'nin vakasında çok fazla şey bilmiyorlardı, bu nedenle kıza tam olarak ne olduğunu belirlemek için bilgiye ihtiyaç vardı. Doktor, 20 yıllık deneyiminden edindiği bilgilere dayanarak, doğum sonrası depresyon hastalarının Sani'nin önemli bir rol oynadığı gibi bir duruma dahil olmasının pek olası olmadığını düşünüyordu. Sonuç olarak, psikoz hipotezi yaygındı. Yakın aile üyeleri kayıpla ilgili diğer sorunlarla uğraşıyordu. Dale'nin büyük annesi, cumartesi gecesi ailenin yaşadığı apartman kompleksinde düzenlenen anma töreninde, aralarında komşuları, aile üyeleri ve emniyet görevlilerinin de bulunduğu yaklaşık 30 kişiye katıldı. Kurbanlar için düzenlenen anma töreni sırasında katılımcılar kırmızı ve beyaz mumlar tuttu ve ruhları için birkaç kez dua etti. Baptist Kilisesi'nin saygıdeğer papazı, nöbetlerin toplum için iyileşmenin başlangıcı olduğunu söyledi. Hayatta kalan kişi ve babasıyla bağ kurmaya ve onlara yardım etmeye çalışmak, katılanların ana hedefi haline geldi. Onun adına herhangi bir ölüm vakası yaşanmadığı için yine endişe yoktu. Tören sırasında Martin, çocukları ve ailesi hakkında birkaç söz söyleyerek güç ve büyük bir ruh asaleti gösterdi. Sani'nin ailesinin mutlu bir yuva olduğunu ve Sani'nin çıkarlarını temsil eden bu yuvanın hafızasında kalacağını belirtti. Avukat Morton, başlangıçta yorum yapmak için henüz erken olduğunu düşünerek davayı medya ile tartışmayı reddetti.
Dava, 5 Temmuz 2016 tarihinde video bağlantısı aracılığıyla bir mahkeme duruşması sırasında gerçekleşti. Yargıç sorularını sorarken Sanin sessiz kaldı. Sanin daha sonra bir akıl sağlığı enstitüsüne götürüldü. Kızın bazı akrabaları mahkemeye katıldı ancak gazetecilere yorum yapmayı reddetti. Sanin, Ocak 2018'de birinci derece cinayet, ağırlaştırılmış çocuk istismarı, saldırgan cinayet ve ölümcül silahla ağırlaştırılmış çocuk ihmalinden 4 suçtan resmen suçlu bulundu. Ancak, sanığın geçirmesi gereken çok sayıda psikiyatrik değerlendirme nedeniyle dava ertelenmişti. Buna ek olarak, COVID-19 salgını da duruşmayı geciktirdi. 2021'de, savunmanın stratejisini Sani'nin akıl hastalığı üzerine odakladığı jürisiz bir duruşma başladı. Ancak savcılar, Sani'nin doğru ile yanlış arasındaki farkı anlayabilecek durumda olduğunu ve eylemlerinin yanlışlığını bildiğini savundu. Yargıç, Sani'ni her bir cinayet suçu için ömür boyu hapis cezasına ve her bir çocuk istismarı ve ihmali suçu için de 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanin, hüküm giymeden önce gözaltında geçirdiği 5 yılda hesaba katıldığında, ancak 51 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliye için başvurabilecek. Savcı, Martin ve çocukları için adalet arayışıyla kararı kabul etti. Tüm olaylardan sonra Martin'e kanıt olarak alınan fotoğraf albümü geri verildi. Küçük ve masum çocuklarının fotoğrafı en değerli anısı oldu. Martin, Sani'nin artık hiçbir çocuğa zarar veremeyeceğini bilmekte de rahatlamıştı. Olaylardan birkaç ay sonra, savcı ve savunma Sani'nin için yeni bir yargılama talebinde bulundu. Ancak 2 Haziran 2022 tarihinde yapılan duruşmada hakim talebi reddetti. Güzellik yarışmasını kazanan genç bir kız evinde ölü bulundu. Bugün size Sheila Jo Harris'e ne olduğunu ve bu vakanın neden kamuoyunda geniş bir tepkiye neden olduğunu anlatacağız. Sheila 26 Şubat 1963'te Douglas County, Nevada'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren oyuncu veya model olmayı hayal etti ve bu nedenle okul yıllarında çeşitli güzellik yarışmalarına aktif olarak katıldı. Sheila çocukken anne ve babası boşandı ve annesi başka bir adamla evlendi. Sheila'nın ayrıca 2 küçük kız kardeşi vardı ve annesine onlara bakması için aktif olarak yardım etti. Lisedeyken Sheila, mahallesindeki yerel bir güzellik yarışmasını kazandı ve Miss Carson City yarışmasına katılmayı planladı. Eğer kazanırsa, ulusal güzellik yarışmasına başvurmayı düşünüyordu. Hırslı planlarına rağmen Sheila, işletme ve ticaret alanında üniversite diploması almaya karar verdi. Liseden 18 yaşında mezun olduktan sonra Carson City'ye taşındı ve yerel toplum kolejine kaydoldu. Bir daire kiraladı ve yaşam masraflarını karşılamak için bir süpermarkette yarı zamanlı bir iş buldu. Sheila iyi bir eğitim almak ve kendini geçindirmek için çabalarken derslerinde ve işinde çok sorumluluk sahibiydi. Aynı zamanda Steve adında bir çocukla çıkıyordu. Birbirlerini mümkün olduğunca sık görmeye çalışıyorlardı, ancak eğitimleri ve işleri nedeniyle birbirleriyle haftada sadece birkaç kez vakit geçirebiliyorlardı. 4 Ocak 1982'de Sheila erkek arkadaşının durumunu kontrol etmek için evine gitti. Steve kısa bir süre önce kolunu kırmıştı. Sheila ise onu periyodik olarak ziyaret ediyordu. Kız akşamı Steve ve ailesiyle birlikte geçirdikten sonra eve gitmesi gerektiğini söyledi. Ertesi gün süpermarketteki sabah vardiyası için erken yatması gerekiyordu. Steve'in kolunun kırık olmasına rağmen Sheila'yı apartman kompleksinin girişine kadar bırakmış sonra da yolları ayrılmıştı. Ertesi gün olmuş Sheila işe hiç gelmemişti. Mağaza müdürü onun yokluğunu fark etti ve çok şaşırdı, çünkü daha önce kız bir dakika bile geç kalmamıştı. Kızın ev telefonunu aradı ama cevap veren olmadı. Daha sonra Sheila'nın annesiyle temasa geçti ve ona bir şey olup olmadığını sordu. Annesi ilk başta Sheila'nın alarmı duymadığını ve uyumuş olabileceğini düşündü, ancak müdür ev telefonunu aradığını söyleyince kadın tedirgin oldu. Sheila'nın evine arabayla gitmeye karar verdi ve çok endişeli olduğu ve yalnız gitmekten korktuğu için arkadaşından ona eşlik etmesini istedi.
Anne dışarıda beklerken yanındaki kız yedek anahtarla apartman kompleksine vardı ve çığlık atmasına neden olan korkunç bir manzara ile karşılaştı. Sheila yatakta yatıyordu ve hiçbir yaşam belirtisi yoktu. Her yer kan içindeydi ve boynunun her yerinde çizikler görülüyordu. Bunu gören arkadaş Sheila'nın annesinin bu yürek parçalayıcı tabloyu görmesini engellemeye çalıştı ama ne acıdır ki anne yine de daireye girdi ve kızının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis memurları olay yerini incelemeye başladı. Kızın boğulmaya maruz kaldığını ve ayrıca ağır bir cisimle birkaç güçlü darbe aldığını hemen fark etti. Ayrıca kıyafetlerinde ve vücudunda talaş buldular. Tıbbi uzmanlar kızın bağlandığı ve istismar edildiği sonucuna vardı. Fail, muhtemelen bir tahta ya da başka bir ağır tahta parçasıyla kıza birkaç kez vurmuştu. Daha sonra onu bir elektrik kablosuyla boğmuş ve bu da ölümüne neden olmuştu. Müfettişler dairede ne tahtayı ne de kabloyu bulabilmişlerdi. Cinayet silahı olabilecek masa lambasından bir telin kopmuş olduğunu fark ettiler. Uzmanlar failin biyolojik materyalini çıkarmayı başardılar, ancak 82 yılında DNA testi yapamadılar. Dedektifler ilk başta bu suçun hazırlıksız işlenmiş olabileceğini ve failin akli dengesi yerinde olmayan bir kişi olabileceğini düşündüler. Kurbanına uyguladığı vahşet bu düşünceyi destekliyordu. Ama sonra saldırının ayrıntılı bir şekilde planlandığı hemen anlaşıldı. İlk olarak, kapılarda herhangi bir zorlama izine rastlanmamıştı, bu da Sheila'nın suçluyu içeri kendisinin almış olması gerektiği anlamına gelmekteydi. İkinci olarak, apartmanın komşularından hiçbiri bir şey duymamıştı. Katil, böylesine vahşi bir cinayeti ses çıkarmadan işlemek için her hareketini dikkatlice düşünmüş olmalıydı. Ayrıca, teli ve tahtayı da yanında götürerek polise sadece iki önemli ipucu bırakmıştı. Tüm bunlar bunun failin ilk saldırısı olmadığına işaret ediyordu. Saldırgan bir seri katil olabilir ya da çok az kanıtla ya da hiç kanıt olmadan planını uygulamaya koymadan çok önce hazırlamaya başlamış olabilirdi. Müfettişler tanık aramaya başladı. Evin tüm sakinleriyle görüştüler, ancak hiçbiri o gece şüpheli bir şey fark etmedi. Sheila'nın yaşadığı mahalle şehrin dış mahallelerinden biriydi ve pek de müreffeh sayılmazdı. Bu daireyi kirası düşük olduğu için seçmişti, çünkü bir süpermarkette yarı zamanlı bir işte çalıştığı için daha lüks bir semtte evin kirasını ödeyemezdi. Bu durum polisin işini daha da zorlaştırıyordu çünkü bölgede yaşayan ve bir şekilde suçla bağlantısı olan çok sayıda insan vardı. Cinayetten sonraki bir ay boyunca müfettişler yerel sakinleri mercek altına aldı ve hangilerinin cinayete karışmış olabileceğini belirlemeye çalıştı. Sonuç olarak yaklaşık 70 kişiyi sorguladılar, ancak cinayette ilgilerini tespit edemediler. Bununla birlikte, polis ilk olarak en bariz şüpheliye, Sheila'nın erkek arkadaşına ulaştı. İstatistiklere göre, bu tür suçları en çok işleyenler kıza en yakın olan kişilerdi ve Steve cinayetten önce kızı gören son kişi olabilirdi. Onu girişe kadar geçirdiğini söylemişti ama dedektifler onun sözüne inanmak için acele etmiyorlardı. Adamın o günün geri kalanı için mazereti yoktu ve Sheila'nın dairesine gerçekten girmediğini doğrulayamıyordu. Soruşturma sırasında başka bir sorun daha ortaya çıktı. Yerel medya dedektiflerin Steve'i şüpheli olarak incelediğini öğrendi. Gazeteciler, adamın ailesinin polisle yakından bağlantılı olduğunu çok çabuk öğrendiler, öz kardeşi Carson City'nin şerifiydi ve babası da emekli olana kadar aynı görevdeydi. Sonuç olarak, gazeteler polisin genç kızın katilini örtbas edip etmediği konusunda spekülasyon yapmaya başladı. Şehir halkı neredeyse suçun arkasındaki kişinin Steve olduğuna ve kardeşi ile babasının konumlarını ve bağlantılarını olayı örtbas etmek için kullandıklarına ikna olmuştu. Bu durum insanların protesto gösterileri düzenlemesine, Steve ve ailesine öfkeli mektuplar göndermesine ve hatta ölüm tehditleri savurmasına yol açtı. Carson City sakinleri Steve'in derhal tutuklanmasını talep ediyor, bazıları da idam cezasına çarptırılması için bastırıyordu. Cinayetten sadece birkaç gün sonra Steve'in alkolün etkisi altında sokakta olduğu için gözaltına alınması, durumu daha da kötüleştirdi. Yine de müfettişler adamın böyle bir suç işlemek için bir nedeni olup olmadığını anlamaya çalıştılar.
Şeyla'nın arkadaşlarıyla konuştuktan sonra, çiftin hiçbir zaman ciddi bir sorun yaşamadığı ve kızın adamın saldırgan olup olmadığından hiçbir zaman şikayet etmediği sonucuna vardılar. Ayrıca kurban, katilin büyük çaba sarf etmesini gerektiren ciddi yaralar almıştı. Steven o anda kırık bir kolu vardı ve bu da tüm bunları neredeyse imkansız hale getiriyordu. Sonuç olarak, dedektifler adamın masum olduğu görüşüne meyletmeye başladılar. Ancak artık çok geçti. Kamuoyu baskısı, tehditler ve sürekli suçlamalar altında kalan zavallı Steve, şüpheliler listesinden çıkarılacağı anı bekleyemeden kendi canına kıydı. Bundan sonra polisin elinde katil rolü için tek bir aday kalmıştı, Sheila'nın apartman kompleksine atanan David Mitchell adında bir bahçıvan ve tamirci. Aleyhinde doğrudan bir kanıt yoktu, ancak birkaç dolaylı faktör müfettişlerin ona şüpheyle bakmasına neden oldu. İlk olarak, adam bazı onarım işleri yapmak için kompleksteki herhangi bir daireye girmiş olabilirdi. İkinci olarak, cinayetten kısa bir süre sonra işinden ayrılmış ve kayıplara karışmıştı. Polis onun izini bulmaya çalıştı ama ortadan kaybolmuş gibi görünüyordu. David hakkındaki şüpheler artmaya başlayınca, dedektifler apartman sakinleri ve diğer çalışanlarla yeniden görüştü. Bahçıvanın garip ya da şüpheli davranışlarını fark eden olup olmadığını öğrenmeye çalıştılar. Gerçekten de birkaç tanık polise, David'in yanlarından geçip giden güzel kızlardan gözlerini alamadığını söyledi. Onlar gözden kaybolana kadar sessizce onları izliyordu. Birkaç mahalle sakini bunun garip olduğunu düşündü. Araştırmacılar giderek Sheila'yı öldürenin o olduğuna inanmaya başlamışlardı. Adam aranıyordu ama sonraki birkaç yıl boyunca nerede olduğuna dair hiçbir ipucu elde edilemedi. O arada adli tıbbın elinde başka bir koz vardı. Kurbanın dairesinde David'e ait olabilecek tek bir saç teli bulundu. Uzmanlar bulunan saç telinin etnik kökeniyle uyuştuğunu teyit edebildi. Elde edilen köken adamın memleketi olan Trinidad ve Tobago adalarına dayanıyordu. O dönemde DNA testi mevcut olmadığından David'in DNA'sıyla tam bir eşleşme tespit edilememişti. 1986 yılında, cinayetten 4 yıl sonra, polis nihayet adamın nerede olduğu hakkında bilgi aldı. Eyalet dışında yaşıyordu ve tutuklandı. Sorgulandığında David suçunu inkar etti. Tek kanıt olarak kendisine ait olduğu düşünülen bir saç teli gösterildi. Şüpheli, Sheila'nın taşınmasından bir ay önce daireyi temizlediğini söyleyerek saçının orada bulunmasını açıklamıştı. Müfettişler kızı öldürenin o olduğuna inanmaya devam ettiler ancak ellerinde yeterli kanıt yoktu. Davanın mahkemede düşük bir şansa sahip olduğunu fark ettiler, bu yüzden David'i serbest bırakma kararı aldılar. Hiçbir yargıç, temizlik sırasında geride kalmış olabilecek tek bir saç teline dayanarak onu suçlu bulmazdı. Bundan sonra dava düştü ve yeni bir gelişme olmadı. Müfettişler David'in katil olduğuna emindi, bu yüzden başka şüpheli arama zahmetine girmediler. Ama onun suçlu olduğunu da kanıtlayamadılar. Soruşturma ancak 1999 yılında, olaydan 13 yıl sonra, Sheila'nın annesi yeni DNA testi tekniklerini duyup davadan sorumlu dedektifle temasa geçtiğinde yeniden başladı. Onları, katilin biyolojik materyalini, David'in 1986'daki sorgulardan sonra teslim ettiği kanıyla karşılaştırılması için laboratuvara göndermeye ikna etti. Uzun bir bekleyişin ardından müfettişler nihayet sonuca ulaştı, kurbanın vücudundan alınan meni örneği David Bitch'in DNA'sıyla mükemmel bir şekilde eşleşti. Uzmanlar ayrıca kurbanın evinde bulunan saçında ona ait olduğunu doğruladı. Böylece polisin elinde suçluluğuna dair %100 bir teyit vardı. Ancak burada başka bir sorun ortaya çıktı. David, bir devlet kurumunda güvenlik görevlisi olarak işe girdiği ülkesine gitmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmıştı. Müfettişler şimdi onu iade etmek zorundaydı ki bu da çok sorunluydu. Tüm bürokrasiyi aşmaları ve Trinidad ve Tobago hükümetine cinayeti işleyenin David olduğunu kanıtlamaları gerekiyordu. Tüm bu süreç birkaç yıla yayıldı. Federal ve eyalet hükümetleri sonraki 7 yıl boyunca diğer eyaletlerle görüştü ve nihayet 2006 yılında iade kararı alındı.
şüpheli Carson City'ye getirildi ve eyalet tarihinin en ünlü davalarından biri kısa süre sonra başladı. İlk olarak, DNA testi o zamanlar şimdiki kadar kullanılmıyordu ve teknoloji toplumda hala sorgulanıyordu. İkinci olarak, gazeteciler kurbanın erkek arkadaşı Steven kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle intihar etmiş olmasına büyük önem veriyordu ve şimdi mahkeme David'in gerçekten katil olup olmadığına ya da tüm kasabanın Steven suçlu olduğunu düşünmesinin bir nedeni olup olmadığına karar vermek zorundaydı. David'in karaktersiz avukatı bu şüpheleri stratejisinde kullandı ve Steven katil olduğu, DNA analizinin yanlış olabileceği konusunda ısrar etti. Savcılık makamı, modern koşullar altında yapılan DNA testlerinde hata olasılığının son derece düşük olduğuna dair kesin kanıtlara atıfta bulunarak bu iddiaları reddetti. Ayrıca, başka bir ikinci derece kanıtları daha vardı. Cinayet günü çocuğun kolunda bir alçı vardı. İlk olarak, genç adam tek kolunu kullanarak kurbanı bu şekilde yaralamış olamazdı. İkinci olarak, olay yerinde tek bir alçı parçası bile bulunmamıştı. Ancak savcılığın tek argümanı bunlar değildi. Duruşma sırasında ilk kez, daha önce kamuya açıklanmamış bir bilgi ortaya çıktı. David'in, New York'ta yaşadığı 60'lı yılların sonlarında kadınlara yönelik 5 şiddet olayından dolayı zaten yargılanmış olduğu ortaya çıktı. 3 kıza evlerinde saldırdığı için 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Zorla evlerine girmiş, kadınları elektrik kablosuyla bağlamış ve taciz etmişti. Hapisten çıktıktan sonra Kaliforniya'ya taşınmış ve 1979 yılında 2 kız kardeşin evine zorla girmişti. Orada onları taciz etmeye çalıştı, ancak kızlar karşı koymayı başardı. Polisle temasa geçtiler ve 9 ay sonra David tutuklandı. Daha önce aldığı cezaya rağmen sadece 3 yıl hapis cezası aldı ve bunun 1,5 yılını yatıp erken çıktı. Ülkesine sınır dışı edilmesi gerekiyordu, ancak polis gözetiminden kaçtı, Carson City'ye taşındı ve aynı komplekste bahçıvan olarak işe başladı. Tüm bu gerçekler sadece Sheila'nın ailesini değil, aynı zamanda kamuoyunu da öfkelendirdi. Sistem onun bu kadar erken beraat etmesine izin vermemiş olsaydı, kız büyük olasılıkla hayatta olacaktı. Aynı şey, polisten kaçan bir seri tecavüzcüyü bilmeden işe alan apartman kompleksi yönetimi için de geçerliydi. Sheila'nın öldürülmesinden sonra müfettişlerin çalışmaları da sorgulanabilirdi, David'in suç geçmişi hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Savcılığın anlattığına göre, Sheila'nın öldürüldüğü akşam David dairenin kapısını çaldı ve bazı tamiratlar yapması gerektiğini söyledi. Yanında kurbanı bayıltmak için kullandığı bir tahta olması gerekiyordu. David daha sonra tüm bu vahşeti Sheila'ya uygulamış ve tahta ile elektrik kablosunu da yanına alarak olay yerinden ayrılmıştı. Sonuç olarak, jürinin David'i kızı öldürmekten oy birliğiyle suçlu bulması sadece 30 dakika sürdü. Adam şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak David'in savunma avukatı, cinayetten sonraki 25 yıl boyunca David'in ıslah olduğunu, düzgün bir hayat yaşadığını ve kimseye dokunmadığını belirterek daha hafif koşullar elde etmeye çalıştı. Neyse ki mahkeme bu iddiaları reddetti ve ilk cezayı onadı. David hapis cezası başladığında 63 yaşındaydı. Hayatının büyük bir bölümünü dışarıda geçirmişti ve şimdi kalan günlerini parmaklıklar ardında geçirecek. Sheila'nın annesi mahkemeye bu canavara serbest kalma şansı vermediği için teşekkür etti. 80'li yılların başında serbest bırakılmamış olsaydı kızının şu anda hayatta olacağını belirtti. Geriye araştırmacıları meşgul eden bir soru kalıyordu, David'in başka kaç kurbanı olabilirdi? Bilinen tüm suçlarının seri olduğu kesindi, yani fail başka kadınları da hedef almış olabilirdi. David 25 yılını polisin gözünden uzakta, kayıplarda geçirdi ve eylemlerinden başka insanların da etkilenmiş olması kuvvetle muhtemeldi. Ancak polisin bunu öğrenip öğrenemeyeceği büyük bir soru işaretiydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.